Adam hayran oluyor, vay ya diyor, tükenmiş sendromuna girmiş. Bari ben de gireyim şu tükenmişlik sendromuna diyor. Ya tükenen mükenen bir şey yok. Market mi orası tükensin, bir şey yok. Hepsi telkinden elde ettikleri bir şey. Evet, dinliyorum. Şimeyle konuşan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yakışıklım çok yakışıyor ya, bayağı hoş. Yani şiveleri bozmamak lazım. Mesela Azeri şivesi çok güzel. Niye bozuyor ben anlamıyorum. Özem gelmiş şen falan, uçak düşmüştür diye falan mesela. Çok hoş bir renk. Mesela Tokatlılar çok güzel. Geldik güttük demir, gömük falan diyor böyle. Bayağı kardeş falan ne vuracak. Çok hoş. Yani yeni bir yere gelmişsin gibi. Ne güzel. Mesela Konya'da kaldım böyle bir H harfi çok hakim oluyor Konyalılarda. Olabilir yani, oturup onu düzeltmeye gerek yok. Karadeniz şivesi mesela süper. Hemen anlaşılıyor hem tipinden hem sesinden. Çok şekerler, bayağı güzel. Neyi düzeltiyorlar? Ege, Trakya. Ege, Trakya. Ya, falan diye. Muhammed Topuz, daha önceki sohbetlerinizde yas tutmanın haram olduğunu söylemiştiniz. Ancak Kur'an'da Yakup Aleyhisselam'ın yıllarca süren üzüntüsünü nasıl açıklayabiliriz? O bir zellidir, peygamber hatasıdır. Evet. Allah gözleri kapandı diyor, Allah ona karşılık azap veriyor. Gözleri kapandı diyor, yani sonuçta iyi bir şey olmuyor ki. Ve bu hastalıkların, yani bundan yani üzüntüden hastalık meydana geldiğini Allah söylüyor. Bak Hazreti Yusuf'un gömleğe giriyor. Gül kokuyor gömleği. Yüzüne sürdüler. Ya ben Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Bir anda açılıyor, ferahlıyor. Hastalığı da gidiyor. Peygamberimizin yas tutmayı yasakladığını anlatmıştınız. Tabii yas sakın ha, öyle şey olmaz. Birçok peygamberin hatasını Allah söyler Kur'an'da. Evet. O beğendiği için söylemiyor Allah. Yapmayalım diye söylüyor. Benzerini yapmayalım diye söylüyor. Evet. Mesela Hazreti Meryem çok büyük bir zelledir oradaki sözü. Hatadır o. Keşke diyor unutulup gitseydim, yok olsaydım diyor. Evet, evet. Yani çok feci bir ifade bu. Allah affediyor. Yoksa Müslüman'ın yapacağı bir şey değil bu. Yani günah bir ifadedir bu, hatadır. Ama Allah bak buna rağmen onu alemlere üstün kılıyor. Yani tövbe diyor. Allah'ın rahmetini görmemiz açısından bu çok önemli. Yani her türlü günahı affettiğini görmemiz açısından çok önemli. Peygamberimize Allah kaç defa tehdit ediyor Kur'an'da. Hazreti Eyüp. Eyüp'te de hepsinde yani. Evet, dinliyorum. Tarihi filmlerde erkeklerin saçlarını ördüğünü görüyoruz. Sizce erkek